Benim o örgütle ilgim olmamış ya, o köpeğe de yavrularına da yardım etmemişim etmem de. Bizim yaptıklarımız bunları bugün burada anlatmak doğru değil. Anca Milli Eğitim Bakanlığından isteyin, Emniyet Müdürlüğünden, İçişleri Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından isteyin. Ben her şeyine yaptırdıysam direkt devlete verdim. Arama lazım, direkt alıp emniyete verilmesi lazım. Bina yapmak lazım, yardım etmek lazım, yaptık. Biz bunların hepsini hep Hürriyet'te yaptık. Türkiye'de bir değil beşten fazla okul yaptırdım, hiçbirinin açılışına bile gitmedim, hepsini Milli Eğitim'e verdim, sadece dedim ki yapabiliyorsanız Türkiye-Azerbaycan kardeşliklerinin isimlerini verin okullara, ne annemin ne babamın ne de dedemin ismini değil. Ben yaptırdığımı bile bilmemelerini söyledim. Eğer FETÖ'cüyümse neden bu okulları FETÖ'ye değil de devlete verdim? Bir de diyorum, 2009'dan 2014'te CEN okullarla uğraştıklarım emniyette var, Steamer Lessons dinlemeleri oyunları. Uzun lafın kısası, ben fakir ailesinde doğdum. Bir gün haramla halalı her zaman bildim. Haram günah halal paylaşmak. Sadece kendimle değil çalışanlarımla da paylaştım. Bügar Hüseynov'u ben Türkiye'ye getirdim. Bügar Bey'in ayrılması şirketten anlatamadım. Bügar Bey benim yanıma gelip 2019'da beni Azerbaycan'ın istihbaratı işe alıyor dedi. Ben de ona dedim bir saniye, bütün işleri teslim et ve sen de ofisten çık. Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş devlettir. Azerbaycanlı istihbaratçı Türkiye'de ne yapacak, bunu anlatır mısın? Bügar Hüseynov'u böylece şirketten çıkardım. Şimdi sahip olduğu Palmali görünüyor ya, Palmali benim şirketim. Onun üstünde aşağı yukarı 20'ye yakın şirketler vardır. Onların hepsini devretti, bir tek Pal Güvenliği devretmedi. Bunun üstünde halen de şirketin organında oturuyor benim evimde. Bu da yetmezmiş, kimi uyura şirkete tebligat gönderirler, lütfen evlerimizi bize verin. Benim malımı hem üstleniyorlar hem şantaj yapıyorlar. Türk sevdalısıyım, milliyetçiyim, Türkçüyüm, Türkiye'ni seviyorum. Bir de söylüyorum, Türkiye'ni seçmem hukukuna her zaman inandım. 1993 senesinden Türkiye'deyim. 1993 senesinden beri tek dosya bulunamaz, hakkımda ne bir vakfa ne de bir örgütle yakın olmamın imkanı yok. Beni FETÖ'nün yanına çağıran da başbakanlıktır, hatta anlatmıştım, bir daha da dönmek istemiyorum oraya. Sizden ricam, Sayın Başkan, Sayın Savcı, buradan bir an önce çıkıp bakın, bu gemiler batır, bu bankalar Türk bankaları, Palmali'nin batması yarım milyara yakın paranın batması demek. Türk bankalarının parası hepsi. Gemiler Libya'da tutuklu, Rusya'da tutuklu, gemiler her yerde tutuklu. Bir an önce işimin başına geçmem lazım, 9 aydır minlerle insan maaş almıyor. Günah bunlar, hepsi Azerbaycan ve Türkiye vatandaşı. Başka millet yok, hepsi Türk gemilerde çalışanlar. Beni cezalandırdığınızı biliyorsunuz ama şu anda Türk ekonomisini cezalandırıyorsunuz. Türk denizcilik sektörünü cezalandırıyorsunuz. Ve en önemlisi, gemilerimde çalışan gemicilerin suçu ne? 9 aydır maaş almıyorlar, ailelerine gemini bırakıp gitmek istemiyorlar. Gemiler tam 9 aydır hepsi durmuş limanlarda tutuklu. Alman bankası Ekoyu gemileri aldı elimden, Türk devletine güvenmiyoruz, alıyoruz dedi. Bunlara ne gerek var? Yine söylüyorum, Palmali Mübariz Mensimov'un değil, Türk markası. Ve ona şu an ziyan görmesi Türkiye'de kimseyi mutlu edeceğine inanmıyorum. Diyeceğim, bu ailemi istiyorum, işimin başında olum. Günde lazımdırsa 4 defa 5 defa polise gideyim geleyim, evimin arkasında zaten yaptırdığım karakol var, gidip imza atayım ora. Ancak ben şu anda cezaevinde FETÖ'cülerle oturuyorum. Benim odamın karşısında FETÖ'cüler var. Adamın biri Ali Sami Yıldırım, bana Rusya imamıyım diyor, bana diyor. Ben Rusya imamı mıyım? Ben de küfrediyorum, çok özür diliyorum. Belki eklenmiştir dosyalara cezaevinde. Onların içinde durmak beni günden güne daha da beter ediyor. Beni cezalandırmanızla Fethullah Gülen'in ekmeğine yağ sürmek gibi bir şey. Diyeceklerim bu kadar.